Profesör Doktor Candeler Yılmaz sunumunun son bölümünü toplumsal projeler, mali durumla alt ve üst yapı çalışmalarına ayırdı. Ege Üniversitesi bütçesinin yarıya yakınının personel giderlerine ayırdığına dikkat çeken Profesör Doktor Yılmaz, araştırma geliştirme faaliyetlerine daha geniş pay ayırmak için çalıştıklarını söyledi. Son 4 yılda 1027 kişinin akademik kadrolara yerleştirildiği bilgisini veren Profesör Doktor Yılmaz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde akademik personel için oluşturulan B Polikliniğinde geçen yıl 2620, Kampüs Polikliniğinde ise yılda ortalama 20 bin kişiye 12 dalda hizmet verildiğini belirtti. Ege bölgesinde ilk olan son teknoloji robotik cerrahi cihazlarıyla 200 başarılı cerrahi operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren profesör doktor Yılmaz organ nakillerindeki öncülüğün de devam ettiğini söyledi. Ege Üniversitesi'nin kampüsünün çeşitli noktalarında yeni binalar yapıldığını, bazı binalarda ise yenileme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Profesör Doktor Yılmaz, 44 bin metre araç yoluyla 14.700 metre yaya yolunun yenilendiğini ifade etti. Profesör Doktor Yılmaz, Expo 2020 adaylığı konusunda üniversitenin örgütlü bir çalışma sürdürdüğünü vurguladı. Üniversitenin birikimin toplumla buluşturulması amacıyla Ege Üniversitesi Televizyonunun yayına başladığını söyleyen Profesör Doktor Candayer Yılmaz, bu yıl sonunda gerçekleştirileceği olan 5. Ege Art temasının kıyıda olarak belirlendiğini söyledi.